Gündem Manisa'dan iyi günler. Bugün emeklilere verilen %25'lik zammı Manisalılara sorduk. İyi seyirler. Merhabalar. Kolay gelsin. Emeklilere yapılan %25 zammı nasıl buluyorsunuz? Vallahi ben burada oturmuyorum, bilmiyorum o arkadaşlar. Emekli misiniz? Ben yurt dışında oturuyorum. Bilmiyorum. Eyvallah. Sağ ol. Peki yurt dışında nasıl emeklilik durumu? İyi, onlar iyidir. Orada. Ne kadar alıyorsunuz orada? Ben malumla emekliyim orada. Yani 400 euro bana veriyor. 400 euro alıyorsunuz? Evet, evet. Peki efendim, sağ olun. Emeklilik %25 zam geldi emeklilere. Nasıl buluyorsunuz? İyidir, iyi canım. Güzel, memnun musunuz? Memnunuz. Emeklilere yapılan %25 zamı nasıl buluyorsunuz? Ben hiç memnun değilim. Ben 7,5 alıyorum, gene 7,5 diyorlar. Efendim siz emekli misiniz? Yok, değilim. Çalışan mı? Yok, çalışmıyorum. Benim hiç sigortam yok. Yok. Yani hiç emekli olmadınız mı? Olmadım, olmadım. Nasıl geçiniyorsunuz? Ya, fakirlik maaşından geçiniyorum. O ne kadar alıyorsunuz? 1 milyar kusur. 1000 lira. Yetişebiliyorsunuz mu? Ne yapacaksın? 25'lik zamı nasıl buluyorsunuz? Normal. Hayatçılıktan beri normal. Beğendiniz mi 125'lik zamı? Beğense beğenmese budur yani. Ne kadar alıyorsunuz şu anda? Vallahi şu anda 7,5-8'e doğru alıyoruz. Yani memnunsunuz. Onu mu anladık? O kadar oldu. Başka türlü o kadar hak etmişsiniz. Peki efendim, sağ olun. Tamam. Çok düşük buluyoruz. Düşük. Ne kadar olması lazımdı? Yani 10 civarında, 12 civarlarında hayat şartlarına göre olması gerekir. Peki efendim, sağ olun. Az buluyorum. Ne kadar olması lazımdı? Ya en aşağı 11-12 olması lazım. Ben burada yaşamadığım için... Nerede yaşıyorsunuz? Ben Fransa'da yaşıyorum. Fransa'da? Evet. Orada nasıl emeklilerin maaşları? Süper, güzel, çok güzel. Fransa. Ne kadar? Fransa güzeliz. Fransa şu anda emekli çok güzel şey. En düşük emekli maaşı Fransa'da ne kadar? En düşük 1200. 1200 avro mu? Evet. Siz de mi abi yurt dışında? Yok. Nerede yaşıyorsunuz? Ben burada yaşıyorum. Emekli misiniz? Yok. Emekli olacak mısınız? Emekli olacağım ama öyle bir şansım yok. Peki emekliler için söyleyelim. %25 zamı nasıl buluyorsunuz? Zamı çok kötü. Yani zam ne diyeyim? Her taraf kötü. Gördüğünüz... Az diyorsunuz. Valla. Peki efendim, sağ olun. Senden teşekkür ederim. Çok az. Siz emekli misiniz? Emekliyim. Ne kadar olmasını isterdiniz ki? Valla memurlara verilen 8000'i emeklilere de vermeleri lazım. En az 5000 lirasını vermeleri lazım. Emeklilere verilen 125 zamı nasıl buluyorsunuz? Az buluyoruz. Emekli misiniz? Emekliyim. Ne kadar olması lazımdı abi? Hani kamuya uygulanan sayanın zammı bize de uygulanması lazım. Emekli deyince o emekli bu emekli. Hangisi emekli değil ki o zaman? Abi merhabalar. Emeklilere verilen 125 zamı nasıl buluyorsunuz? Az. Emekli misiniz? Emekliyim. Ne kadar alıyorsunuz şu anda? 9000 lira alıyorum. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz ne yapıyorsunuz? Teşekkürler. Emeklilere verilen 125 zamı nasıl buluyorsunuz? Çok kötü buluyorum zaten. Ben buna karşıyım baştan beri. Emekliler seçimlerde iktidar partisinin çoğunu desteklediğini ben biliyorum. Kendim de gazeteci olarak emekliyim. Bu insanlar açlık sınırının altında olan bu parayla ne geçinebilirler ne torunlarının yüzüne bakacak bir hal kalır. Zaten ev kiraları Manisa'da biliyorsunuz ne kadar oldu? 7500 liradan aşağı ev yok. 10.000 liranın üstünde bütün ev kiraları. Bunu yapanlar Manisa'dan meclise göndermiş vekillerimiz bunları bilmiyor mu? Biliyor ama seçim zamanı bakın önümüzde mali seçimler var. Hepsi gelecekler. Yine emeklilerden oy isteyecekler. Bir önceki seçimde millet reise sevgisini gösterdi. Emekliler iktidara kazandırdı. Ama mali seçimlerde böyle olacağını ben sanmıyorum. Çünkü vatandaş yiyecek ekmeği bulamıyor. Görüyorsun bir küçük su kaç para olmuş. Tuvalete giremiyor insanlar dışarıda. Kahvede oturup çay içemiyorlar. Bunları Ankara'dakiler biliyor mu bilmiyor mu biliyor. En azından asgari ücret bile normalde az ama benim maaşım asgari ücretin çok üstündeydi. Şimdi asgari ücretin bayağı altında kaldı. Nasıl geçinecek bu insanlar? Ekmek kaç para olmuş? Yani evden dışarıya emeklisi adım atsın, bir çay ocağına, bahçeye adım atsın, kaç para tutuyor? Yazık, günahtır yani. Ne diyelim artık yani. Peki efendim, sağ olun. Bir şey değil.